1915 Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci yılında yaşandı. Bu esasen bir deniz zaferidir. Sonrasında da devam etti. Tabii bu zaferin yapıldığı veya savaşın yapıldığı döneme baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu Devleti büyük ölçüde yıkılmaya doğru giden ve içeride de özellikle iktidarda siyasi karışıklıkların da fazla olduğu bir döneme denk gelmiştir. Birbirinden farklı bir parçalanmışlığa doğru gidilen süreçte Çanakkale Zaferi milli birliği ve milli bütünlüğü, milli ruhu yeniden şahlandıran bir zafer olmuştur. Devletin dört bir yanından, yani burada Şam'dan, Halep'ten, İdlib'den, Bağdat'tan gelen ve Türkiye Osmanlı Devleti'nin birçok yerinden gelen insanlar, askerler burada vatanı savunmuşlardır. Ve tabii ki devletimiz için ve milletimiz için en önemli yer olan İstanbul, ki aynı zamanda hem bir devletin başkentidir ama aynı zamanda hilafetin de merkezidir. Orası korunmak üzere canla başla bir mücadele verilmiştir. Ve bu mücadele sonrasında da İngilizler ve Fransızlar kendi savaş stratejilerinde öngördüklerini başaramamışlardır. Bu sayede İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'ye gelememişler, İstanbul'a geçememişler. Ama daha da ötesi, başkentimizi ele geçirememişler, hilafeti kontrol altına alamamışlardır. Hilafet deyince geçmeyin, hilafet o dönemde dünya Müslümanlarının da bir merkezidir aynı zamanda. O nedenle oranın da korunması çok kıymetliydi. Bu nedenle tüm ümmet hep birlikte mücadele etmişlerdir ve hilafeti kaptırmamışlardır. Tabii İngiliz ve Fransızlar açısından baktığımızda da, özellikle Rusya açısından baktığımızda ise İngiliz ve Fransızlar Rusya'ya yardım için o boğazlardan geçmek istiyorlardı. Geçemedikleri için Ruslar bir yerde yenilme durumuyla karşı karşıya kalmışlar. Lojistik destek alamadıkları için de Birinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkamamışlardır. Ve böylece 1917 devriminde Sovyetler Rusya çarlığı yıkılmıştır. Bizim bu zaferimizin bizim için çok önemli olması kadar dünya siyasetinin yeniden şekillenmesi için de çok önemlidir.